Mutlu sabahlar. Yeni bir günle daha karşınızdayız. 17 Ocak Salı sabahından saatimiz 9.03'ü gösterdiği an itibariyle sesimizin, görüntümüzün ulaştığı tüm mekanlara kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletelim. Ben Balkan Gürses ve Aziz Karaziz'le Manşet Artı'da beraberiz. Sevgili Aziz, günaydın. Evet, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu bizimle birlikte olacak. Bakanlığın icraatlarını konuşmaya çalışacağız. Sayın Bakanım, günaydın diyelim size. Günaydınlar Balkan Hanım, Aziz Bey. Nasılsınız? Şükürler olsun. Yani uzun bir seçim maratonu, ardından bütçe maratonu, bakanlıktaki işlerin tekrardan güncel hale gelmesiyle alakalı uğraşlar. Hayatımızı devam ediyoruz sağlığımızla birlikte. Elimizden geldiği kadarıyla katkı koymaya çalışıyoruz. Hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda yaptığımız işe. Tabii takip de ediyorum basın aracılığıyla her gün söylenenleri, dile getirilenleri. Özellikle bir hafta maalesef grip dolayısıyla evde kalma şanssızlığını yaşarken, çok geçmiş olsun, günlük yapılan, özellikle dünyadaki ekonomik gelişmeleri takip edilmeden yapılan ekonomik açıklamalara dikkat ettim. Biz zannediyoruz ki sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti etrafında dönüyor dünya. Sadece Doğu Akdeniz'in içerisindeki bu küçük adada 3455 kilometrekarelik bu adanın üzerinde yaşanıyor bu sıkıntılar. Ve biz zannediyoruz ki bu sıkıntıları sadece biz yaşayıp İşte bu dediğimiz şikayetleri dile getiriyoruz ama öyle değil. İşte bundan yaklaşık 1,5 ay önce ilk önce Antalya'daki enerji zirvesine, ardından da İstanbul'daki ekonomi zirvesine gidip oralardaki uluslararası anlamdaki bizlerle aynı makamları paylaşan muhataplarla bu konuları istişare ederken bir şeyler söyleniyordu. Özellikle akaryakıtta, özellikle tedarik zincirindeki kırılmalarda ve özellikle enerjideki sıkıntılar dile getiriliyordu. Yani diyorlardı ki oradaki uluslararası anlamdaki işte o büyük ülkelerin otoriteleri, Almanya mı dersiniz, Fransa mı dersiniz, İngiltere mi dersiniz, işte Avrupa'nın o enim benim denen ülkelerinin ekonomine sahip olan muhataplarının dile getirdikleri 3 aylık süre sonrasına bir öngörüde bulunamıyoruz diyorlardı. Akaryakıttaki yaşanması muhtemel sıkıntılar, enerjideki ortaya çıkabilmesi muhtemel sıkıntılar ve tedarik zincirindeki kırılmalarla alakalı makro anlamdaki programları bırakıp mikro anlamdaki programlara dönebilmenin yollarını arıyorlardı oradaki yapılan toplantılarda. Yani herkesin kendi kendine yetebilmesiyle ilgili düşünceler dile getiriliyordu. Biz de o noktada sürekli dile getiriyoruz işte. Buradan birkaç kez sizlerle program yapma şansı elde ettim. Teşekkür ederim. Ve aynen şunları ifade ettiğimi hatırlıyorum. Güncel çağdaş ülkelerin ihtiyaçlarını giderebilecek mevzuatları eğer hayata geçiremezsek hep kendi el yordamımızla, kendi tecrübelerimizle, kendi bakış açımızla belki de bu sorunların üstesinden gelebiliriz ama böyle olmadığını gördük. Yani işte Olgun Amcaoğlu'nun kendi gayleleriyle, kendi senceleriyle ortaya koyacağı çözüm önerileriyle değildir bunların çareleri ve ilgili sıkıntıların aşılmasının o istenilen seviyelere ulaşması noktasında atılan adımlar. Burada bütünsellik içerisinde enerjiyle ilgili bir sıkıntıyı mı yaşamak istersiniz? Onun mevzuatlarını yerine getirirsiniz. Kadronun oluşmasını sağlarsınız. Aynen 2 gün önce eski Maliye Bakanı Sayın Birikim Özgür'ü saygıyla selamlıyorum buradan. Dile getirdiği gibi basın yayın organında. Diyor ki siz hala daha enerji dairesini kuramadınız. Siz hala daha enerjiyle ilgili mevzuatları hayata geçiremediniz. Neyi tartışıyorsunuz? Yani bugün elektrik var mı yok mu? Akaryakıt var mı yok mu? Hangi ünite arızalandığı konuları güncel şekilde tartışılırken acaba 1 sene sonrasını, 3 sene sonrasını, 5 sene sonrasını 2030'dan sonraki yeşil enerjiyle dünyanın buluşması yok mu? Sıfır atık oranıyla üretim yapılabilmesini, sıfır emisyonu konuyu ortaya çıkarabilecek olan çalışmalar yaptınız mı diyordu bize o basın yayın aracılığıyla. Biz işte dile getiriyoruz burada. Enerji dairesinin neden kurulması gerektiğini, neden oradaki içerisinde yer alacak olan jeofizik mühendisine kadar 15 tane mühendisin o gelecek olan enerji üst kurulundaki enerji strateji eylem planı ortaya çıkacak olan atılacak adımları devlet programı haline getirebilmeyinin esaslarını, ardından enerji verimlilik esasıyla elektrikli araçları hayatımıza şu giriyor. Görüyorsunuz yollara dolaşıyor elektrikli araçlar. Bunun mevzuatı nedir? Nasıl kullanılır? En basit dediğimiz ıskıtırların bile yolda dolaşabilmesinin, o enerjiyi elde edebilmesinin şartları nedir? Şu an kimse bilmiyor. Hükmü Karakuş bu konudaki herkes kendine göre bir çare öğretiyor. Herhangi bir akaryakıt istasyonu yanına bir şarj istasyona gidip elektrikli aracı şarj ederken
bunun nasıl olacağını, nasıl olması gerektiğini kimse size söyleyemiyor. Çünkü bununla ilgili mevzuatı yok. Biz süratle bunları hazırladık. Hayata geçmesi için uğraşıyoruz. İşte hal yasasını görüşüyoruz. Meclisteki bütçe biterken de geçen hafta hal yasasının o muhataplarla ilgili toplantılarının sonuçlanmasıyla ilgili çalışmaları tamamladık. Perşembe günü birinci maddeden başlamak kaydıyla oylayarak bir ya da iki oturumda hal yasasının artık meclisin genel kuruluna çıkmasını sağlamak zorundayız. İlla ki zorundayız. Yani süratlenmeye ihtiyacımız tabii ki var artık. Yani bunları yaparken değerli arkadaşlar, biz Bakanlık Kurulu'ndan bir önerge götürdük ve geçirdik. Sayın Başbakanımızın da bilgisi, Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın da desteğiyle. Aynı zamanda üreticilerin ve o toptancıların, yani tüccarların da temsiliyetinin sağlandığı bir kurul oluşturduk. Nasıl ki hal kurulu yasada vardır. Kimlerin içerisinde olduğu yasal o müsaadele de bellidir. Tam onun dengine binen, nasıl organize sanayi bölgeleri kurulmazdan önce OSB komisyonunun, organize sanayi bölgeleri komisyonu kurulmasını sağlamıştık. Çalışması için adımları atmaya başlamıştık. Burada da aynısını yapıyoruz. Haftada üç göz, daha dün toplandı yine. O ilgili komisyon geliyor bir araya. İçerisinde üreticilerin, toptancıların ve ilgili bakanlıkların müsteşarlarının olduğu komisyon. O günkü taze yaş ve sebzeme fiyatlarının referans toptan fiyatlarını halkımıza paylaşıyor. Bunu ki, biraz açmanızı isteyeyim. Açıyorum tabii ki. Şimdi yani hal yasası yıllardır üzerinde konuştuğumuz ama bakın, sonuçlandıramadığımız bir mesele. Tüketici bu yasanın geçmesiyle beraber ne gibi haklar elde edecek, ne gibi sorunlar da ortadan kaldırılacak? Bir defa burada bir ucuzlama beklemek hayaldir. Hal ucuzlama getirmeyecek. Hal ne getirecek? Bu yasanın amacı nedir? İşte mal ticaretinin kayıt altına alınması, kayıt dışılığı hep söylüyoruz ya. Hı hı. Kalite ve standartlara, gıda güvenliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde haller aracıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikinin dağıtımını ve satışını üretici ve tüketicinin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticaretiyle uğraşan kişilerin faaliyetlerinin düzenlenmesini, hallerin altyapılarının çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını, işletilmesini sağlamaktan başka bir şey değildir. Yani biz diyoruz ya, her gün işte görüyoruz, çevremizden de takip ediyoruz. Kimilerin hastalandığı, kimilerin amansız hastalıkla uğraşmak noktasında kaldığını maalesef duyuyoruz. Nedendir? Gıda güvenliğinin gerçek anlamda sağlanamamasındandır. Evet, nedir birinci önceliğimiz? Geçen de söylediğimiz gibi insanımızın o yaz sebze meyve noktasındaki yaklaşık 10 milyar Türk liralık bir hacme sahip olan yaz sebze meyve fiyatlarının ortaya çıkardığı o ihtiyaca göre doğru şekilde gıdaya ulaşılmasını, sağlıklı gıdaya ulaşılmasını temin etmekten başka bir şey değildir. Biz bunları yapabilmek için o yasayla birlikte işte malların alımı, satımı, devri, ne şekilde hale geleceği, ne şekilde kayıt altına alacağı, ne şekilde fiyatların ortaya çıkacağı, hiç kimsenin haksız bir rekabet koşulluğu noktasında bir zafiyete uğramayacağı koşulları tekrardan işte mevzuatlarla birlikte hayata geçirmek istiyorum. Konuşmaktan fazla faaliyetle birlikte bunları rakamlara döküp wording'ini hazırlayıp, yazılımını hazırlayıp diyoruz ki meclis genel kuruluna çıkarıp artık diyoruz roller belli olsun. Yürürlüğe girdiği an itibariyle yetkili merciler kim olacak? Yürürlüğe girdiği an itibariyle en yetkili merci Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, devamında Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Toptancılar Birliği'nin en fazla üyesine sahip örgütü, Üreticiler Birliği'nin en fazla üyesine sahip örgütleri oralarda her zamanki söz sahibi olacak. Yani sadece bir komisyonun, bir komisyon yapısı şeklinde hal kurulu oluşturulacak. Süreç. Hal kurulu oraya gelen her türlü mal hareketiyle ilgili ister ithal olsun isterse iç üretim olsun denetleme, gözetleme, yani Maliye Bakanlığı mali açıdan, Sağlık Bakanlığı sağlık açısından, Tarım Bakanlığı tarım açısından, Ekonomi Bakanlığı ticari açıdan bunları denetleyip doğru şekilde o en son noktadaki sofralarımıza gelebilmesini sağlamakla ilgili görev üstlenecek. Ve bunlar olurken de herkes elektronik ortamda da olmak kaydıyla anında her şeyden haberdar olacak. Oraya kurulacak olan işletmeler. Kayıt dışılığı önleme dediğiniz kesinlikle nokta burada kendini gösterir. Bugün her yerde bir kayıt dışılık söz konusu. Hep bunu dile getiriyoruz. İşte biraz sonra akaryakıtla ilgili bir şeyler de söyleyeceğim. Aylık yaklaşık 30-35 milyon bir gelir kaybı var devletin akaryakıtla alakalı. Bunları bilip
Bunlar üzerine gitmemek, otomasyonu sağlamamak bu ülkenin mali açıdan ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlayacağını söylemek bence zaruriyetten başka bir şey değildir. Tam da burada halle ilgili bir sıkıntı varsa ki vardır. Fiyatların oluşumunda ortaya çıkan haksız kazançlardan bahsediyorsak ki vardır. Bunları önlemek için muhataplarla birlikte biz şimdiden çalışmaya başladık. Birileri sürekli bunu irdeliyor ve başka noktalara çekmeye çalışıyor. Sanki de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kendi başına oturuyor. Muhataplar dışındaki muhalefet edenler, süreci sabote edilmesi anlamında mı? Şunu söylüyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı fiyatları açıklıyor ama kimse buna uymuyor. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tek başına fiyat açıklamıyor. Bir anda söyledim. İçerisinde tüketici üreticilerin, içerisinde tüccarların ya toptancıların, temsilcilerin, seracıların temsilcilerin, Tarım Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın yetkililerinin olduğu o kurul referans toptan fiyatlarını açıklıyor. Yani diyor ki markete gidiş fiyatı budur diyor. Siz gidin marketteki kar oranlarını o zaman siz kontrol edin diyor halka. Sıkıntımız denetim mekanizmasının işlemi. Bakın denetimle de ilgili açıklama tamam. Yaptım pazartesi gün. İşte yapılan denetimlerde bir yıllık denetimin yaklaşık 4675 iş yerinde denetlendiğini, aylık 400'e yakın iş yerinde denetlendiğini, iş yeri denetlendikken de nelere bakıldığını söyledik. Hiçbir kimseye, buradan net söylüyorum vatandaşlar duysun diye, serbest piyasa ekonomisine inanan hiçbir ekonomist fiyatlar üzerinde kar marjının düzenlenmesi yok aslında müdahale edilemeyeceğini çok net bilmektedir. Bunun tersini söyleyen, işte dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Sayın Tuğhan Erdoğan'a yanlış bilgi vermişler, enformasyon iletmişler. Demişler ki marketleri denetleyinde korkmayın. Değerli hocam marketleri denetlemeye gittiğinde bunu yapamayacağını görerek geri adım attı. Ardından Sayın Faiz Sucuoğlu aynı şeyleri açıkladı. Yapamayacağını gördü, geri adım attı. Oraları denetleyecek olan bizlerin açıkladığımız o 25 kişilik katrımız vardır ya, bakanlar kurul tarafından yasal noktada kendini yetkili kıldığımız denetimleri yapabilecek olan Ticaret Dairesi'nin mensupları bir tek onlardır. Ama onların da yapacakları denetlemeler gıda güvenliği, gıda güvenliği ve haksız kazanç elde etmesi noktasında işte etiketinin olup olmaması, etiket fiyatıyla kasadaki fiyatın aynı olup olmaması gibi günü geçmiş gıda güvenliği açısından sıkıntılı malların müsaade edilmesi, ceza yazılması ile alakalı konuların dışında başka hiçbir şey değildir. Kar marjına bir asla müdahale. Bugün fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili bir şey söylemiştim buradan. Fahiş fiyat uygulamasıyla ilgili çalışmaları Barolar Birliği, Tabipler Birliği, Mimar Mühendisler Odası'nın talebine binaen birlikte yaptık. Bassavcı Hukuk Makamı'na görüş sorduk. Bununla ilgili asla bir şey yapamayacağımız Bassavcı Hukuk Makamı'ndan bizlere anayasal bir gereklilik noktasında yasa dışı bir talep olduğu noktasında görüş geldi. Ve biz de geri adım attık. Ne yapacağız bundan sonraki süreçlerde? Çok süratle hal yasasını hayata geçirip özellikle yaz sebze ve meyve ve et ve et ürünlerinin de denetlenmesi noktasında hal yasasına ilgili maddeleri, tüzükle ilgili işte nasıl gerçekleşeceği alakalı ilgili mevzuat hazırlayıp orada bu konudaki hareketleri doğru şekilde takip edebilip doğru şekilde fiyatlandırılıp halkımızın arzına, hizmetine sunulabilecek noktaya getireceğiz. Şimdi 25 kişilik bir kadrodan söz ettiğiniz denetim mekanizmasında bu ada genelinde denetim yapabilme noktasında yetersiz bir sayı Sayın Bakan. Peki ilgili mevzuatın tartışma sürecinde işin içerisine az önce saydığınız bakanlıkların dışında belediyelerin de dahil edilmesi gibi bir kolaylaştırma ve takibi yapabilme noktası eklenebilir mi? Olabilir tabii ki ama belediyelerin kendi zabıtaları zaten denetimlerini yapıyor. Maliye Bakanlığı kendi gelir ve kurumlar vergisi noktasındaki bir haksızlık söz konusuysa o konulardaki denetimlerini yapıyor. Yani işte faturasız mal var mı? Bu konuda haksız kazanç elde ediliyor mu? Kar marjlarının işte %50 olduğu dönemlerde, beyanlarda, daha düşük seviyelerde bunların beyana yansımaları söz konusu bu denetimlerini yapıyorlar. Yani bugün eski bir maliye çalışanı olarak eğer sadece ki 590 milyonluk 2022 yılı bütçesi aylık gerçekleşmeler tahmin ederek hazırlanan bütçenin daha sonraki aylarda 1,5 milyarlar seviyesine çıkmasının sebeplerinden biri Ticaret Dairesi'nin yapmış olduğu denetimler değildir. İşte belediyelerin yapmış olduğu zabıta noktası ve denetimler ve Maliye Bakanlığı gibi sorumlu bakanlıkların yapmış olduğu denetimler ve o konudaki faaliyetler sonucunda mahalli gelirlerdeki artışlardır bunlar. Yani işte katma değer vergisindeki, gelir ve kurumlar vergisindeki, gümrük vergilerindeki, fiyat israf fonlarındaki ortaya çıkan artışlardır bugün ortaya konulan rakamlar. Ama şunu söylemekte de fayda vardır.
Yeterli mi, yetersiz mi? Elbette ki yeterli değildir. Şu anki kadroya baktığınızda elinizdeki ticaret dairesi, personeli ve kadro teşkilat şemasında böyle bir durum söz konusu. Biz bunu en yüksek verimle kullanarak insanlarımızın sıkıntı yaşamayacağı noktada denetimlerimizi sürdürüyoruz. Çıkıp da işte ekranlardan her gün biz denetim yaptığımızı, bugün falanca bölgede, diğer gün falanca bölgede denetim yaptığımızı iddia etmiyor muyuz? İddia etmiyoruz. Her ay denetim planı çıkar. Denetim planına göre o ilgili memurlar görevlendirilir ve her ay o çıkan plana göre görevlendirilen memurlar da gereğini yerine getirir. Raporlamaları bunların isteyen varsa bakanlık tarafından kendilerine tevdi edilebilir. Yani önemli olan eleştirmek değil, burada bilgi sahibi olmak. Hep söylediğim bir şey vardı. Bilgi ve belgeye dayalı olarak bir şeyleri konuşmak çok önemlidir. Yani denetimin yapılıp yapılmadığını, denetimden dolayı bu fiyatların ortaya çıktığını zannediyorsak yanılıyoruz. Eğer böyle olmuş olsaydı koskoca İngiltere hükümeti, bugün baktığınızda Fransa devleti kendi hane halkına her ay elektrik ücretlerini ödesin diye birine 400 pound, birine 200 euro destek verme gibi bir hareket yapmak zorunda kalmazdı da fiyatlara müdahale ederdi. Yani serbest piyasada şunu söylemek lazımdır ki haksız kazanç, gıda güvenliği noktasındaki bir sıkıntı yaratarak bir şeyleri kazanmak başka, kendi içerisinde arz talep dengelerini oluşturduğu fiyatlarla satış yapıp bu konuda ticari hayatının iştigalini devam ettirmek başka bir şey. Devlet burada yapabileceği bir tek şey vardır. Aynen dediğim gibi muhataplarıyla gıda güvenliğidir, haksız rekabeti önleyici denetimlerini yapar. Elde edilen kazancı üzerinden gelir ve kurumlar vergisini tahsil eder ve bu konuda gereğini yerine getirir. Bunun dışında herhangi birinin satış reyonundaki ortaya koyduğu fiyatın üzerinde gidip de siz bunu neye bu kadara satıyorsunuz deme gibi bir şansı söz konusu değildir. Alıcılarımız ve vatandaşımız bu konuda gereken takibi yaparak en ekonomik ve en sağlıklı satış yapan yerlerden de satış yapan yerlerden de alışverişi yapabilme şansına sahiptir. Yani tabii ki hep bunlar gündeme geliyor. Biz de tabii cevaplıyoruz. Sayın üst düzey yöneticilerimizle birlikte çalışmamıza devam ederek bunları belgelerle kanıtlayarak, halkımıza paylaşarak, onlara izah ederek paylaşmaya özen gösteriyoruz ki bence bu çok önemlidir. Yani hal yasasının içeriğini bilmeden, bunun sonucunda ne olacağını doğru şekilde insanlarınızla paylaşmadan, onlar için neler yapılacağını söylemeden, bir şeyleri işte 10 yıldan fazla da tartışarak buralara kadar geldiğini ifade etmeden çözüme ulaştıramazsınız. Ve biz o konuda hep koyduğumuz bir iş programı vardır Baykan Hanım, Aziz Bey. Burada söylediğim gibi ilk önce organize sanayi belgeleri yasası, ardından hal yasası, ardından enerji dairesi ve enerji üst kurulu, ardından enerji verimliliği ve elektrikli araç yasası hayata geçirilmesi için biz bütün performansımızı şahsen bütün üst düzey ve kadrolarımızla birlikte komitelerde de ortaya koyacağız şu an olduğu gibi. Yani herhangi bir komite çalışmasında bakanı da müsteşarı da görememezlik gibi şanssızlığımız söz konusu değildir. Bırakın siz hukukçularımıza ve görevli memurlarımıza, o konudaki uzmanlarımıza o toplantılardadır. Biz o ilgili komite çalışmaların sağlıklı ve çok süratli şekilde bitmesi için elimizden gelen gayreti yapacağız. Bir diğer konu akaryakıtla ilgili konu. İşte sizin de program başlamazdan önce bana ifade ettiğiniz gibi. Benzin yok dediniz bazı istasyonlarda. Evet, 95 oktan. Evet, ben tam yaklaşık bir ay önce... Bir süre önce de euro düzeli. Tüp gazla ilgili sıkıntı ortaya konduğu günlerde de aynı şeyi söylemiştim. Aynen o enerji zirvesinde konuştuğumuz gibi tedarik zincirindeki sıkıntıların dolayı sadece bizde değil, bütün muhataplı ülkelerde bugün gibi sıkıntıların illaki olabileceği riski önümüze konmuştu. Evet, işte Kıpet ve Alpet çok iyi niyetle her şeye rağmen bu kadar sıkıntının olduğu Doğu Akdeniz'in içerisinde bu kadar işte olayların yaşandığı dönemlerde bile tedarikle ilgili sıkıntıları aşmadan müthiş bir performans gösteriyoruz. Bizler de onlarla birlikte muhataplarımıza ulaşıp en sağlıklı ve en doğru zamanlarda akaryakıtın ülkemize gelmesi için çalışıyoruz. İşte bundan önceki Eurodizel'deki yaşanan tedarik sıkıntısı. Hemen de akabinde o giderilirkenden benzinle ilgili yaşanmaya başlanan sıkıntı vardır ki Alpet devreye giriyor. Alpet bugünden itibaren başlayarak bütün Kıbrıs Türk Petrolleri'ne hizmet verdiği istasyonlara da ihtiyacı oranında Perşembe günü adaya gelecek olan Kıbet'in 4300 tonluk o ilgili benzin getiren tankeri, ardından hemen ertesi gün 4000 tonluk gelecek olan tankerinin bu adaya 95 ve 98 oktan benzini ulaştırırken sıkıntı yaşamaması için Alpet devreye giriyor. Bu ülkenin
ithalatçı firması, bu ülkenin bu konuda lisansını alan firmalarından biri, o birlikteliği, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor. Bir firma diğer firmaya yardım, evet, yardım ediyor. Ve bundan önceki zamanlarda böyle bir şeyi göremezsiniz. Çünkü biz bu konudaki ciddiyetimizi ve onlara olan ihtiyacımızı, onlara olan inancımızı her zaman bakanlığı olarak ortaya koyduk. Birlikte çalışmanın ne anlama geldiğini birbirimize ifade ettik ki 2009 yılından beridir başlayan otomasyon çalışması kısmette varsa bu Ocak ayının sonunda devreye giriyor. Hem 142 istasyonda hem iki tane ithalatçı firmanın bu ülkeye ithal ettiği ürünlerin denetiminde hem de bakanlığın kendi üzerine düşenlerini yapması noktasında 30 saniyede bir ekranından görebileceğim şekilde hangi istasyonda ne akaryakıt vardır, hangi ithalatçı firmanın hangi noktada tedarik zincirinde sıkıntı var mıdır, yok mudur görebilme şansı elde edeceğiz. Az önce ifade ettiğiniz %30-35'lik kaçağa dönmeyecek bir sisteme dönüştürülecek. Sistemde %20 yakın bir kaçak söz konusu Baykan Hanım. Ve %20'nin karşılığı bu ülkede yaklaşık aylık şu an 20-25 milyon litrelerde olan akaryakıt ihtiyacı 30 milyon litreleri geçtiyse ve bunun tekabülü ettiği rakamlara baktığınızda %21-22 bir vergi alıyorsanız ve bunların %20'sine yakını kayıt dışılık olarak ortaya çıkıyorsa minimum ve bunun da karşılığı aylık Türk lirası olarak 30-35 milyonluk bir gelir kaybıyla ilgili denk düşüyorsa siz %3'e çekebileceğiniz bir altyapıyı, bir otomasyon sistemini süre devreye sokmak zorundaydınız. Burada da sorumluluk üstlendik. Bir tarih koyuyor musunuz, koyabiliyor musunuz? Ay sonu Emir Nayne ile birlikte 142 istasyon, 2 tane ithalatçı firma bu online sisteme otomasyon geçecek. Sistemine otomasyon girmiş sistemi olmuş olacak. 142 istasyon ada geneli, yani ülke geneli bu kadar mı yoksa? Bu kadardır. Dişte kalan yoktur. Sadece bazı kooperatiflerdeki 6 tanedir bunlar. Bazı otomasyon işlemlerin tamamlanması için Haziran ayı sonuna kadar da onlara bir süre verildi. Biliyorsun. Sorunları vardı. Altta bu sorunlar var. Yıllardan beridir süre gelen, kimse tarafından bunları böyle yapacaksınız, yapmak zorundasınız demediği için herhangi bir yatırım planı yapılmayan. Tabii kooperatifçilik bizim için çok önemli. Kapatın gidin deme gibi şanssızlığımız söz konusu değil. Bu süreçte sürece dahil olmak kaydıyla keşke 6 tane kooperatif olsaydı sıkıntımız. Onların dışında başka sıkıntılar vardı. Bu noktadaki takip edemediğiniz, takip edemediğiniz için muktedir olmadığınız, o konuda bilgi sahibi olurken takip edemediğinizden dolayı da fikir sahibi olamadığınız noktalarda idare edemediğiniz anlamda da ortaya çıkan sorunların üstesinden gelemediğimiz için otomasyon sistemi üzerine eğildik. En son Maliye Bakanı iken Sayın Hasan Taçoy da Ekonomi Bakanı'ydı bu süreç başladığında. 6 aylık bir sürede biteceği noktasında tüzük çalışması vardı. Maalesef Eğitim Bakanlığı yaptım. 13 ay. Devamında 2 yıl Maliye Bakanlığı'ndan sonra geldim. Baktım ki Ekonomi Enerji Bakanlığı'na oturduğum zaman hala da otomasyon çalışması bitmemiş. Muhataplarımızla oturduk. Bu konudaki direkt alım noktasında 24'de bir Merkezi İhale Komisyonu noktasında adım attık. Sorumluluğu üstlendik. 5 milyon TL'lik bir ihaleye imza attık. 5 milyonun karşısında aylık 30-35 milyon bu ülkenin kasasına girebilmesi için, kayıt dışının önlenebilmesi için adımlar attık cesaretle. Bu konuda da eleştirileceğiz. Hiç sorun değil. Alnımız açık. Çok net şekilde ne yaptığımızı biliyoruz. Çünkü bu ülkenin geleceğini kurtarmak için dedikodu değil, birbirimizi yeme, parçalama değil, birbirimize destek atma, birbirimize inanma ve bu ülkenin geleceğini kurtarma adına doğru adımları atmakla alakalıdır bizim işimiz, görevimiz. Yoksa hep dedikoduların bize ne söylediğini, işte gazete köşelerindeki o mesajlardaki bizlere ifade ettiği gibi, işte akaryakıtla ilgili sıkıntılar vardır, siz bazı sorunları çözmezseniz çok daha büyük sorunları içeren mesajlar yazacağız gibi, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Bizimle ilgili herhangi bir basın yayın organı da hemen ilişkiye ve irtibata geçip istediği bilgiye ulaşabilir. İstediği bilgiye ulaşıp gelecekle alakalı neleri kurguladığımızı, hangi iş programıyla nelerin üstesine gelmek için uğraştığımızı onlarla da paylaşabiliriz. Çok şeffafız da memnun oluruz. Diyorsunuz yani. Kesinlikle. Bu konuda. Bakın, bu küçücük ülkede yine söylüyorum. Kimsenin dikkatinden bir şey kaçırmasına imkan yok. Zaten öyle bir niyetimiz yok. Ben özellikle hep bu çalışmaları yaparken, yani memurken de, bürokratken de, şimdi siyaseten bu işlere soyunan bir statü sahibiyken bile şunu söylüyorum ki, bu ülkede her şeyi paylaşmak zorundayız. Bilgiyi de, belgeyi de, zararı da, karı da, üzüntüyü de, sevinci de paylaşmak zorundayız. Paylaşamazsak o zaman birbirimizden o kadar uzaklaşırız ki, birbirimizden o kadar uzak düşeriz ki, birbirimizden o kadar yabancılaşırız ki, gerçekten kendimizi bile tanıyamaz durumlara düşebiliriz diye söylüyorum ben. Biz öyle değiliz. Öyle olmamak için, bakın ben demiyorum, biz diyorum. Biz öyle olmamak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü kendimizi Kral Harun'un
gücüne sahip olan bir makam olarak değil, halkın hizmetinde olan biri olarak statü gereği hizmet etme noktasında görüyoruz ki bunları söylüyoruz. Ve böyle devam etmeye de özellikle eğitimine göstereceğiz. Evet, şimdi Alpet gerekli eksikliği gidermek için devreye girecek dediniz Perşembe gününe kadar. Günden itibaren girdi. Peki ama Kıptek'le ilgili sorun konusunu nasıl aşabileceğiz? O konuda önümüzde ne var? Yani akaryakıtla ilgili bir sıkıntıyla karşı karşıya mıyız? Özellikle son bir haftadır yaşanan elektrik kesintilerini dikkate aldığımızda akaryakıt sıkıntısı olduğu söyleniyor. Durum orada nedir Sayın Bakanım? Şu anki sıkıntının sebebi akaryakıt değil, onu söyleyebilirim. Yani oradaki bir fuel oil eksikliği değil. Hatta şu an iki kez daha fuel oil alabilecek elinde nakide söz konusu. Geçen gün bize elektrik kurumu yetkililerin izah ettiğine göre. Yatırım yetersizliğiyle mi yüzleşiyoruz? Kesinlikle. Şunu söyledim ben buradan. Yani 5. yıla girdik. Altyapının %5'ine denk gelen oranda her yıl yatırım yapmak zorunda Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu. Maalesef 4 yılı geçmiş bu süre zarfında 80 megawattın üzerinde yapılmamış, arz güvenliğinin ortaya çıkaracağı sorunları aşabilecek altyapı eksikliği gün gibi aşikar. 80 megawattlık eksikliğiniz eğilim giderilmiş olsaydı, bugün o boğar türbününün biri arıza yaptığında 60 megawattlık, sizin o yatırımı yapmış olmanız olaysa hiçbir sıkıntı yaşamazdınız. Bugün o 50 megawattlık elektrik enerjisi sıkıntısı ortaya çıkıp da dönüşümde kesintiler yapmak zorunda kalmazdınız. Ben tam onu söyledim geçen gün toplantıda. Bize fiyatlarla ilgili çok bilgi vermeyin. Bize bir yıl sonra ne yapacağınızı, 3 yıl sonra ne yapacağınızı, 5 yıl sonra ne yapacağınızı söyleyin. Yani düğüne giderken Mersin'e, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tersine giderek bu sorunu çözemeyiz dedim. Yani 2030'da fosil yakıtlarla üretimin ortadan kalkacağını bilerek siz hala da dönüşümlü enerji üretimi sistemi noktasında altyapınızı o günkü şartlara göre uyarlamak için adımlar atlayıp planlamazsanız, siz kabloyla ilgili elektriği bağlantıyı sağlayıp Türkiye Cumhuriyeti ile interkonnekte olma noktasındaki projeyi hayata geçirmek için adımları atmaya başlamazsınız. Siz hala daha bu noktadaki 333 gün güneş gören bir ülkenin elde ettiği şansı güneş enerji sistemleri donatma noktasında adımları atmaya planlama yapmazsanız, bir yıl değil bir ay sonra da ne yapacağınızı tartışırsınız. Yine söylemiştim buralarda. Yine buralarda oturup işte Ahmet'in yüzünden, Mehmet'in yüzünden, Hasan'ın yüzünden elektrik enerjisi üretim yoktur deyip insanınızı karanlıklarla boğuşma noktasında bırakma şansına sahip olursunuz. Şanssızlığına sahip olursunuz. Çünkü kimsenin, ne Olgun amcaoğlunun, ne adı ne olursa olsun, herhangi bir ben yönetirim, hizmet veririm diyen birinin bu ülkenin insanını karanlıklara bırakmaya hakkı yoktur. Biz hep bunu söylüyoruz. İşte bize diyoruz ki enerji dairesini, enerji üst kurulu ve diğer mevzuatları geçirmek zorundayız. Herkesin atacağı adımları mevzuat söylemeleri planlamalıdır. Ki orada kimsenin hüsnü niyetine kalmasın. Ben bugün 5 megawattlık yatırım yapayım. Ya da işte 66 bini 133 bin kilowatt yüksek gerilime geçireyim de o konudaki üretileni bak düşünün kaç yıldır. İşte 2024'ün Mart ayında bitiyor Aksa'yla anlaşma. 750 milyon kilowatt saatlik yapılan bir anlaşma var. Alım garantisi var. Eğer biz kilowatt saatte 3 dolar göremezsek o anlaşma uzatılır mı? Şu anki duruma yani baktığınızda bu ülkenin 450 megawattlık yatırımının %47'sini karşılayan özel sektörü dışarı attığınız anda siz o %47'yi karşılayabilecek enerji arz güvenliği altyapınız yoksa neyi konuşuyoruz? Yani siz orada yaptığınız anlaşmada 750 milyon kilowatt saati hiçbir yılda dahi alamadınız. Çünkü kendi altyapılarınızı tamamlamadığınız için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu için o üretimi sağlayıp da alamadınız. 650 milyon kilowatt saati geçmediğiniz noktada bile 750 milyon kilowatt saatin karşı olan kira noktasındaki sorumluluğunuzu yerine getirmek zorundayken bile fazladan para ödemek zorunda kalıyorsanız ilgili firma ki firmanın hiçbir suçu yok. O zaman kendinizi iyice bir eleştirme, İki elinizin arasında başınızı alıp düşünmek zorundasınız. Yani neden hep birilerine suçlayarak, neden hep birilerine bu konudaki sorumluluğu atarak bu ülkenin karanlıklarda kalmasının sebebi diye 48 yıldır, 49 yıldır bu ülke 74'ten bura hala daha Güney Kıbrıs Rum kesimindeki elektrik kurumuna ihtiyaçlıdır diye sormanız gerekmektedir. Biz soruyoruz. Her platforma bunu söyleyeceğim, söylemeye devam edeceğim. Yani ben enerji bakanıyım diye. Şu anki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun sorumluluğu bende değildir diye söylememekten yana bir tercihim olmayacak. Yanlışı görüp söyleyeceğim. Söyleyemezsem evladımın değil,
yeni doğmuş torunumun bile geleceğini, çalmış olacağımı unutmamam lazımdır ve bu konuda adım atacağım. Yani sorumluluk bilinci içinde eleştireceğim de, kendi kendimi de eleştireceğim, kendi hükümetimi de eleştireceğim, kendi bakanlık kurumunu da eleştireceğim, kendi meclisimi de eleştireceğim. Sana çıkıp orada günü geldiğinde gereğini yapmayan eski hükümet edenler kendini bu sorumluluğun dışında tutamazlar. Çok iyi biliyorum ben. Dörtlü koalisyon hükümetinde muhalefet tarafında otururken ağzımın çıktığı kadar çığlık atar vaziyetinde çıkıp kürsüden yanlış yapıyorsunuz, memleketin geleceğini çalıyorsunuz derken nasıl ki o gün şartlarda da kabloyla ilgili, enterkonnekte ilgili adımlar atılmadı inatla, nasıl ki yatırımlar da yapılmadı inatla, gerekli eksiklik giderilsin diye 4 yıldır sadece Ulusal Birlik Partisi'nin başında olduğu hükümetler değildir. Diğer siyaseten bu konuda çok şikayet edenlerin de neler yaptığını ben gördüm. Gördüm, yaşadım birebir eski bir ot olarak. Yani birilerini suçlayarak işte buralara geldik. Artık diyorum ben kimse kimseyi suçlamaz. Çözüm artık hep birlikte olalım. Çözüm üretelim. Bu insanların beklentisinin bizden insanımızın artık sürklese etmeyelim. Yani artık bu saatten sonra birbirimizi suçlayacak bir zemin de kalmadı. Zaman da kalmadı. Önümüze baktığınızda böyle bir süreç de artık yok. Çok çabuk. Şunu söylüyorum ben, eğer 2030'a kadar biz gerekli adımlar atmazsak, adı Ulusal Birlik Partisi hükümetidir, başka bir hükümettir bilmiyorum, çok büyük bir sıkıntı yaşayacak. 5 dolar sente, 10 dolar sente alabileceğimiz olan elektriğin kilovat saatini 50 dolar sentlere kullanmak zorunda kalacağız. Sadece üretenin değil, yaşayanın bile canı yanacak bu ülkede. Sadece milletvekilinin, bakanının değil, sosyal yardım maaşı alan, engelli maaşı alan, sosyal sigorta metresi olan canı yanacak. Biz kimsenin canı yanmasın diye uğraşmamız lazımdır ki. Bizim en büyük amacımız bu mevzuatlardan bahsederken organize sanayi BGS olsun, hal yasası olsun, enerjiyle ilgili yasalar olsun. Tek amacımız insanımızın saçının teline zarar gelmesin diye. Bu konuda enerji dairesinin ve üst kurulun, enerji üst kurulunun oluşması tabii önümüzü görebilme, planlama yapabilme noktasında önemli bir avantajı olacak bizim için. O konudaki prosedürle ilgili, yani mevzuatın tamamlanması, sürecin hızlanması ile ilgili de ciddi bir sorumluluk aldığınızı ve bu konuya özellikle hassasiyet gösterdiğinizi, keza söylediğiniz şu ana kadar cümlelerinizden de anlıyoruz. Bu konuda göstermiş olduğunuz enerjiden de anlıyoruz. Bu konuda önümüzde takvimleme bulunuyor mu Sayın Bakan? Yani gerekli mevzuatın tamamlanması ve sürecin içerisine hem enerji dairesinin hem de enerji üst kurulunun dahil edilmesi ile ilgili. Biz özellikle tabii ki bu iş programını yaptık. Planlamayı yaptık. Süreç nasıl devam edecek, nasıl devam etmesi gerekir diye. İşte bir önce de ifade ettiğim gibi. Organize sanayi bölgelerinin yeni yasası hayata geçirdikten sonra tüzüğü mesela bu haftaki bakanlık kuruluna gönderildi çalışsın diye. Organize sanayi bölgelerinin komisyonu oluştu. Bölge kurullarının seçimleri başlayacak önümüzdeki hafta. 18 tane sanayi bölgesinin kendi yönetim kurulları oluşacak. Yönetim kurulları ilk önce o herkes kendi bölgesinden sorumlu olacak. Kendi kiralayanları, kendi üretenleri oraların yönetim kurullarında faaliyet gösterecek, sorumluluk üstlenecek yasa gereği. Oradan organize sanayi bölgelerine yansıtılan sorunlar, istekler, projeler organize sanayi bölgelerinin komisyonuna gelecek 11 kişilik. Komisyondan da bakana en son ulaşıp, bakanlıktan da bakanlık kuruluna gidip bunun bir hükümet programı noktasında hükümet programıyla birlikte hayata geçmesi noktasında adımlar atılmaya başlanacak. İşte bunların en büyük örneği 3. Organize Sanayi Bölgesi Güvercinlik'te. Bunun devamında Mausa Büyük Sanayi 2 en son yağmurlarda sular altında kaldı. Onun altyapısıyla ilgili bütün kanalizasyon çalışmaları. Devamında 2. etapın Güvercinlik'teki altyapı çalışmaları ki maalesef geçmiş dönemlerde altyapıları tamamlanmadan kiralamalara devam edildiği için hepsi iptal oldu. Yasa gereği altyapısı tamamlanmayan organize sanayi bölgeleri, sanayi bölgeleri kiralanması söz konusu değildir. Onlardan hemen televizyon kurumunun arkasındaki burada 30 tane sanayi asasının altyapısının ki yaklaşık 30 milyona yakın bir finansmana ihtiyacı vardır. Altyapısının tamamlanması ve devamında da Alayköy'deki 1. ve 2. etapın altyapılarının tamamlanması, oradaki kanalizasyonla ilgili olan ihtiyacın giderilmesi noktasında. Bu da 155 milyonluk bir kaynak olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde ki geçen hafta içerisinde de Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı'yla ilgili protokol imza edildi. Bakanlık kurulundan aldığımız yetkiye istinaden ve protokolla birlikte Ankara'da çıkaracak olan Ankara Marşı bir ihaleyle bu dediğim altyapı projeleri hayata geçirilmesi için ilgili işletmeye devredilip çalışmalar bu yıl içinde bitirilmeye özen gösterilecek. Bunun yanında
İşte dediğim gibi hal yasası geçecek. Hal yasası geçtikten sonra ilgili tüzükleri hayata geçecek. Ardından da enerjiyle ilgili yasalar sırasıyla bizim bu 6 aylık süreçte çok süratli bir şekilde hedefimizde olduğu gibi bakanlar kurulundan geçti, komiteye gitti. Komitede görüşülüp meclis genel kuruluna çıkacak ve mevzuat olarak insanlarımıza buluşturulacak. Bizim hedeflerimiz bunlardır. Önceliklerimiz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı diğer görevlerini yaparken denetimdir. İşte ortaya çıkan geçmişte gelen sıkıntıları gidermedir. Önemli olan geleceği kurgulayabilecek olan mevzuatların da hayata geçirilmesinden başka bir şey olmayacak. Tabii siz bu yol haritasını koyarken biraz hükümet desteğine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani koordineli bir çalışmayla, koordineli bir destek noktasında. O konuda sürecin ne kadar doğru yönetildiğini düşünüyorsunuz Sayın Bakan? Şunu söyle, sadece hükümet değil ki hükümet bize gerekli desteği fazlasıyla veriyor. Muhalefetin bile organize sanayi bölgeleri yasası hayata geçerken ne kadar büyük destek verdi ben şahsen gördüm. Muhalefet lideri benim solumda oturuyor Tuğhan Erhurman. O günkü çalışmalarda başından sonuna kadar sürecin tamamlanması için katkı koymuştur. Kendisi bir hukukçu olarak, bir ana muhalefet lideri olarak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sadece hükümet değil, sadece hükümet tarafındaki milletvekilleri değil. Onun karşısında gözüken muhalefet de bu yasaların geçmesiyle alakalı zaten istencini ortaya koyuyor. Biz de bunları görüyoruz. Yani bugün İşte bir iki özgür tandansı belli. Enerji dairesinden bahsederken bunun Olgun Amcaoğlu'nun temsil ettiği sağ tandansla bir alakası yok. Bu ülkenin ihtiyacı diyor. Ve çok da doğru noktalara temas ediyor. Yine teşekkür ediyorum ona buradan. Çünkü bu ülkenin geleceği belli. Dünyanın yaşandığı gelecekteki, kurguladığı gelecekteki istedikleri belli. Bu doğrultuda herkes yeşil enerjiye doğru giderken ve bunda en büyük şans Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi o coğrafik açıdan içinde bulunduğu konuma baktığınızdaki ülkelerden biri olma şansını bizdeyken neden değerlendirmeyelim? Neden ülkemizin insanı yine söylüyorum 5-10 dolar sentlere kullanabileceği bir elektrik kilovat saati varken bunun 10 katını 20 katını kullanabilme gibi bir şanssızlıkla buluşabilsin ki? Biz diyoruz ki bunlar olmaması için evet ister Aziz olsun ister Baykan Hanım olsun, ister Olgun Amcaoğlu olsun gelip bu makamlara oturursa onun hareket edeceğinin ne şekilde neleri yapabileceğinin gösterildiği noktada bu mevzuatlarda yazdığı gibi olmalıdır diyoruz biz. Ve sağının solunun değil ülkenin politikasının hayata geçirilmesi için bu adımlar atılması gereklidir diyoruz biz. Ve o konuda çalışıyoruz zaten. Ve hiçbir zaman çalışırken sadece devlet tarafının değil, kamu tarafının değil, reel sektör tarafındaki muhatapları da çok önemli bir şekilde dikkate alıyoruz. İşte buradan gittikten sonra üreticiler birliğinin bir kısmıyla toplantım var. Perşembe gün Magosa bölgesindeki üreticiler ve toptancılar birliğiyle toplantım var. Ondan sonraki gün yine üreticiler birliğinin önemli bir kesimiyle toplantım var. Yani hem toptancılar birliği hem üreticiler birliği sürekli hal yasası geçene kadar bırakın komitelerdeki toplantıları yaptık, bitirdik, dinledik. Hala daha dinliyoruz biz. Dinleyeceğiz de yani yarın hal kaç tane olacaktır diye konuşuluyor. İşte birileri bir diyor, birileri beş diyor. Önemli olan muhatapların karar vereceği noktada aynen yazdığı gibi doğudaki üretimi de batıdaki üretimi de üreticiyi de tüketiciyi de doğru noktada bulaştırma adına ister 2 ister 3 ister 5 yasada yazdığı gibi en az 1 en az 5 tane hal kurabilme şansına sahip olacağız. Kiminle? Muhataplarımızla yapmış olduğumuz toplantıda. Yani özellikle üzerine durarak söylüyorum. Katılımcılık anlayışıyla da hareket edilecek. Kesinlikle yani illaki birilerinin inadına söylediğinin tersine bir şey yapar noktasında hareket etme gibi bir şanssızlık söz konusu değildir biz çalışırken. Dinleyeceğiz, üreticileri dinleyeceğiz, toptancıları dinleyeceğiz. Oradaki tüketicinin ihtiyacını karşılayabilecek olan belediyelerin yapacak olduklarını dinleyeceğiz. Ona göre adım atacağız. 1, 2, 3, 4, 5 kaç tane olacaksa süreli şekilde hayata geçip doğru şekilde tecelli etmesi bizim en önemli görevlerimizden biri. Peki Sayın Bakanım, şimdi bu elektrik tedariki konusunda kararı kim verecek? Yani önümüzde şöyle modeller var. İşte kablo ile elektrik hep konuşuyoruz. Bir diğer seçenek tedarik konusunda özelden hizmet alımının siz buna da işaret ettiniz. Devam etmesi zorunluluk gibi bir durum. Belki bu daha mı büyüyecek, daha mı geniş bir orandan mı bahsedeceğiz? Yoksa içe dönüp işte kendimiz üretelim, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bu yatırımı yapsın gibi modeller önümüzde görülüyor. Farklı bir model seçeneğimiz var mı? Peki bir de sizin düşünceniz nedir? Biz hangi modele yoğunlaşmamız lazım? Bir defa kaçınılmaz olan model, hep tartışılan ve üzerinde bence hemfikir olunan model, yeni yapılacak hizmet alımı noktasındaki özel sektör tarafındaki o ilgili protokolla birlikte kesinlikle
kablo ile ilgili interconnect olacak projenin de birlikte imzalanması gerekmektedir. Yani sadece tek başlık olarak işte X özel sektör kurulumundan hizmet alacaksınız diye şartları ne olursa olsun bir anlaşma imzalarsanız bu ülkenin geleceğini karanlıklara gömmekten başka bir şanssızlık yaşamazsınız. Siz elektrik alımı noktasında da bir sıkıntı yaşamadınız ki projeleri bellidir, projeksiyonu belli elektrik kurumuna. Yıllar öncesinde Başbakanlık Müsteşarıken Sayın Hüseyin Özgür'ün bana demişti ki git Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu öğren ve gel. 48 saat tabiri caizse elektrik kurumunda yattım. O günkü şartlarda elektrik kurumunun müdürü Sayın Ahmet Dargın, sayın da ilkokul talebesi gibi bana 2 gün ders verdi. 400 megawattlık, toplam 800 megawattlık kablo ile elektriğin neden bağlanması gerektiğini, nasıl bağlanması gerektiğini, neden buna ihtiyacımız olduğunu, bunları yapıldıktan sonra da interconnecte olup bu ülkenin sınırsız belki de güneş enerji sistemi kurabilme şansına sahip olabilmesinin önüne açılacağını çok net şekilde ifade etti. Yani sene 2016-17, geçmiş yaklaşık 5 yıl, 6 yıl ve biz hala daha kabloyla ilgili elektriği interkonnekte olma, ENSO'ya bağlanıp bağlanmamayı tartışıyoruz. Yine söyledim. ENSO ile alakalı hiçbir sıkıntı yoktur. Bu şehir efsanesi haline getirildi. Türkiye'nin %2,5 hacminde elektrik üreten bir sistemi götürüp Türkiye Cumhuriyeti ki Avrupa Birliği'ndeki o ENSO'nun hizmet verdiği sistemin içerisinde en büyük ikinci muhatap ve en kenardaki en önemli muhatap, onun içerisinde %2'lik bir işte 1,5 milyar kilowatt saatlik enerji üretiminizi dezleyeceksiniz ve en son size dengeleri bozacağınızı öngörerek ki bunu da engelleyen Yunanistan ve Rum kesimidir, çok nettir. Bu ülkenin geleceğini göz ardı etmek gibi bir şanssızlığımız söz konusu değildir. Tam da bunu söylüyorum. Eğer bir anlaşma yapılacaksa hem elektrik arzının güvenliğini sağlam bir noktada doğru bir protokolla teşkil edeceğiniz protokolla güvenlik altına alacaksınız. Hem de bunun beraberinde kabloyla elektriği projeyi hayata geçirecek bir protokola imza atacaksınız. Eğer ikisini birlikte derz edip şu an bakanlar kurulu ve Sayın Başbakan'ın da görevlendirdiği Çalışma Bakanı, Sayın Erhan Arıtlı'nın temsil ettiği Ulaştırma Bakanlığı, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu ve Sayın Olgun Amcaoğlu bendeniz. Bu çalışmaları ve muhatapla ilgili bundan sonraki protokolların ne şekilde olacağına dair görevlendirilmiş bulunmaktayız. Tabii bu hafta toplantılar başlayacak. Mart 2024'te bitecek olan eski sözleşmenin devamıyla alakalı şartlar ne olacaktır? Kilovat saat başına alınacak olan kira miktarı ne olacaktır? Altyapıdaki arz noktasındaki artırım söz konusu olabilecek mi? İhtiyacı olabilecek mi? İşte elektrik kurumunun yapmadığı, arz güven noktasındaki yapmadığı yatırımları özel sektör tarafına mı yaptırmak durumunda kalacaksınız? Çünkü biliyorsunuz daha geçenki sunumda 1.7 milyar borcu olduğu söylendi elektrik kurumunun bizlere, piyasaya. Bu noktadaki borcu olan bir kurum nasıl yatırım yapacak? Bu noktadaki borcu olan bir kurum nasıl yatırım yapar? Finansman kaynağıyla birlikte ihaleye çıkıp yatırım yapabilir. Ki yapışet devlet modellerinde, özel sektör devlet noktasındaki yapılacak olan protokollerle birlikte bunlar doğru şekilde ihale edilirse hizmet alımı ve enerji arz güvenliği sağlayabilecek projeler hayata geçirilmek istenirse elbette ki mümkündür. Ama illaki her ikisinde birlikte derz edildiği yeni bir protokolle bunu yapabilirsin. Sadece elektrik arzının güvenliğini, üretimini kontrol altına aldığınızı zannederek bu ülkenin geleceğini kurtaramazsınız. Bu protokolü kim yapacak? Enerji Üst Kurulu mu bekleyeceğiz yoksa? Hayır, bu hükümet, bu protokolü hükümet yapacak. Bu protokol yani bir sene sonra siz bitecek olan bir sözleşmeyi çoktan bugüne kadar yapmış olmak zorundaydınız. Siz planlamanızı küçük yatırımlar değil Aziz Bey bunlar. Yani enerjiyle alakalı yapacağınız yatırımlar minimum 40-50 milyon dolarlardan başlar. Uzun, bu ülkenin tabii ki uzun vadedir. Yani bugün sadece bir dönüşüm için bile sadece sizin o 8 tane 17,5 megawattlık enerjiyi üreten Vasilla motorlarınızın, jeneratörlerinizin dönüşümü için, doğal gaza dönüşümü için bile yaklaşık 10 aya ihtiyacınız olduğu söylenir teknik uzmanlar tarafından. Sadece oradaki bir 10 aylık bir ihtiyacınız varken ki bir benzeri de Aksa'nın kontrolündeki üretim yapan tesislerde varken onlarla dönüşümü sağlanmak noktasında hizmete ihtiyacınız varken Fuel'le birlikte üretimin 2030'da son aracını bilerek adımlar atmanız ortaya dururken sizin bu süreleri hesaplayarak bir an önce doğru ülkenin menfaatlerine de uygun geleceğini kurtarabilecek bir protokola imza atmaktan başka bir şansınız söz konusu değildir. Peki.
Peki süreçle ilgili yine sizi burada ağırlamak isteyeceğiz. Geldiğimiz aşamalarla ilgili, ortaya koyduğunuz çalışmalardaki süreçle ilgili bilgiyi alabilmek adına zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Bakan Hanım. Geldiniz, bilgi aldık sizden. Her zaman hazırız, amadeyiz. Televizyon kurumunun ekranlarından halkımıza bilgi ve belge noktasındaki gerekli neyse görevimiz. Bu konuda biz emrinize amadeyiz, hazırız. Bir kamu görevlisi olarak ne zaman derseniz seve seve buralardayız. Ondan da sizin şüpheniz olmasın. Çok herkese hayırlı günler diliyorum sizlere. Sağlıklı günler diliyorum. Çalışmalar diyelim biz de size Sayın Bakanım. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin diyelim. Aziz bir şekilde noktaladık. Evet, bugün de bitirdik sevgili seyirciler. Yarın yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.